أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu imanlarımızı kamil, amellerimizi salih, niyetlerimizi halis eylesin. İbadet hevesimizi, ibadet kalitemizi, takvamızı, ihlasımızı ve ahiret azığımızı gün be gün ziyade eylesin. Ramazan-ı Şerif'i canlı, heyecanlı bir şekilde idrak edip ihya edebilmeyi, Kadir Gecesi'ni yakalayıp ihya edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te mebrur ve makbul oruçlar, mebrur ve makbul teravihler ve namazlar, sadakalar ve zekatlar, mukabeleler ve zikirler Rabbim her birimize ihsan eylesin. Dünyadan ahirete göçerken iman zengini olarak, salih amel zengini olarak, takva zengini olarak ve günah fakiri olarak göçebilmeyi nasip eylesin. Hayatta olan annelerimize, babalarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler, mebrur ve makbul ibadetler ikram eylesin. Ahirete göçmüş olanlarına garikayı garik rahmetler eylesin. Çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi istikamet üzere daim eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarını, hidayet eksikliklerini Rabbim izale eylesin. Ailece Allah yolunda yürümeye, dinde müsabaka yapmaya, birbirimizi geçercesine, güzel örnek olabilmeye muvaffak eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızın namaz ile ilgili bölümünden bıraktığımız yerden devam edelim. Bıraktığımız yer, gece teheccüd namazına kalkmanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler bölümünden bir ders yapmıştık. Bıraktığımız yerden itibaren birinci hadis-i şerifimiz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Selâsetun yadhakullâhu ileyhim. Üç sınıf insan vardır ki Allah Celle ve Ala Hazretleri onlardan razı olur, memnun olur ve onlara rahmet nazarı ile nazar eder. Kimdir bu üç grup Rabbimizin memnun olduğu, razı olduğu, rahmet nazarıyla nazar ettiği üç grup, üç nevi insan kimdir? Er-raculu izâ qâme billeyli yusalli. Bir insan, ister kadın, ister erkek fark etmez. Gece yarısı geçtikten sonra, üçte ikisi geçtikten sonra, uykunun çok tatlı olduğu bir vakitte, İnsanların geneli itibariyle yatakta olduğu bir vakitte Allah için, Allah rızası için kalkıyor, abdestini alıyor, namaza duruyor. Herkesin yatakta mışıl mışıl uyuduğu bir saatte, uykunun kendisi için de tatlı olduğu bir saatte Allah için, Allah rızası için kalkarak namaza duran insanı Cenab-ı Hak rahmet nazarı ile nazar eder. O kulunun bu tavır ve davranışından razı ve memnun olur. Birinci sınıf bu insanlardır.
Peki ikinci sırada kim vardır? Vel kavmu idâ saffu fis salati. Bir grup insan namaz için namazda saf tuttuğu zaman, yani birileri aralarındaki akrabalık bağlarına binaen değil, din kardeşliği ve ibadet hevesine binaen evlerinden, iş yerlerinden ayrılıyorlar. Abdestlerini alıp camiye gidiyorlar. Ve bu camiye giden insanların birlikteliği imanda, ibadette ve namazı cemaatle kılma hevesinde birliktelikleri var. Yani bunları bir araya getiren, camide bir araya getiren akrabalıkları değildir. Ticari birlikleri de değildir. Allah için bir araya gelmişlerdir. Namazı cemaatle kılmak için bir araya gelmişlerdir. Namazı cemaatle kılmak için bir araya gelip saf tutan, o dümdüz safı tutan insanların o manzarası Rabbimizin rahmet nazarıyla onlara tecelli etmesine ve onlardan razı ve memnun olmasına vesile olan bir manzaradır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarıyla nazar ettiği üç sınıf insandan birisi gece kalkıp namaza duran insanlardır. İkincisi cemaatle namaz konusunda hassas olan insanlardır. Üçüncüsüne gelince وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوا ف۪ي قِتَالِ الْعَدُوِّ. Bir de askerler, mücahitler, düşmanlarla savaşmak için saf tuttukları zaman, düşmanın karşısında saf oluşturdukları zaman, o manzara da Allah için canını ortaya koyan, namusunu, dinini, mukaddes değerlerini ve vatanını savunma noktasında canımı ortaya koydum, ben değil, kardeşlerimle beraber ortaya koydum, biz bir cihat ordusuyuz diyerek düşman karşısında saf bağlayan efendim bu insanlara da Cenab-ı Hak rahmet nazarıyla nazar eder. Burada zikredilen üç sınıf insandan biz müminler her zaman, her gün birinci ve ikinci sınıfın içerisine girme imkanımız vardır. Düşmanla savaşma noktasında ise savaş olacaktır. Savaş meydanına gideceksin. Bu herkese nasip olmaz. Her zaman olacak şey değildir. Bunu efendim Allah yolunda savaşmak sadece düşmanın karşısında savaşmak değildir. Dinin yücelmesi için omuz omuza bir grubun yapmış olduğu çalışmalar, cihat çalışmaları, emri bil maruf çalışmaları da bu kabildendir diyebilirsiniz. Ama gece teheccüd namazına kalkıp namaz kılmak, bunu prensip haline getirmek, gündüz cemaat, gündüz veya gece cemaatle namaza iştirak etmek, bu iki tanesi her zaman olabilecek şeylerdir. Dolayısıyla biz her gün Rabbimizin rahmet nazarıyla nazar ettiği bahtiyar kullarından olabilir miyiz? 5 vakit namazda günde 5 defa olabiliyoruz. Ayrıca gece teheccüd namazına kalktığımız zaman bir de orada olmuş oluyoruz. Günde o zaman 6 kere Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarıyla nazar ettiği kullardan ve Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olduğu kullardan olmuş oluruz. Bizim için ne büyük bahtiyarlıktır. Rabbim bu güzellikleri hayatımıza prensip haline getirebilmeyi nasip eylesin. İkinci hadis-i şerifimiz وَعَنْ عَمْرِ بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. عَمْرِ بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ'ten rivayet edildiğine göre قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Allah-u Teala'nın kuluna en yakın olduğu zaman dilimi, en yakın olduğu zaman ne zamandır? اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ ف۪ي جَوْفِ اللَّيْلِ. Gecenin ortasındadır. Evet.
اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ Gecenin son bölümü. Gecenin içerisi ama son bölümü. Yani diğer hadis-i şeriflere de baktığımız zaman geceyi üçe bölersek, üçte ikisi geçince, üçte biri kalınca o çok altın bir vakittir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri tabiri caizse kulum var mı bu saatte ayık olan, uyanık olan rızamı, bahşişimi, lütfumu, keremi akıtıyorum da akıtıyorum onlara. Ne kadar akıtacağımı ben bilirim, kimse de bilmez onu. Çok akıtacağım, kimse de bilmez ne kadar akıtacağımı. Şimdi biz insanlar gecenin o saatinde ayık olsak da olmasak da Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri birinci kat semadan tabiri caizse tecelli ediyor. Rızasını, bahşişini, lütfunu, keremini akıtıyor. Biz kullardan Ya Rabbi diyenlerin duasını işitiyor, kabul ediyor. Tabi ayık olmayan, uyanık olmayan, bu saati değerlendiremeyen insanlar bunun bu büyük nasipten istifadelerini tabiri caizse ellerinin tersiyle itmiş oluyorlar. Diyor ki men yed'uni fe estecibe lehu. Yani o gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığında Cenab-ı Hak birinci kat semadan tecelli edip şöyle nida eder veya ettirir. Var mı bana dua eden, duasını kabul edeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu buyurduğunda fe in istata'te en tekune mimmen yezkurullaha fi tilke saati fekun. Eğer bu saatte Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse ama namazla, ama Kur'an okumakla, ama diğer evrat ve ezkar ile Cenab-ı Hakk'ı zikredenlerden olmaya eğer gücün yeterse fekün ol. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o saati altın saati olarak görüyor ve bizlere gösteriyor. O saatte Allah'ı zikredenlerden olabiliyor musun? Dua ile, zikir ile, namaz ile, Kur'an ile aman kaçırma, bu vakti kaçırma diyor. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu ve Amr ibn Abese'nin bizlere nakletmiş olduğu hadisi şerifte. Bir sonraki hadisi şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aracılığı ile bizlere bakalım ne duyuruyorlar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. Biraz baba yiğit bir işten bahsediyor. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Allah Celle ve Ala Hazretleri rahmetiyle tecelli eder. Kime? Racülen öyle bir insan, öyle bir erkeğe ki قَامَ مِنَ اللَّيْلِ gece kalkmıştır. فَسَلَّا namaz kılmıştır. Gece kalkmış, abdestini almış, namazını kılmış. Ama bir düşünmüş, ben kalktım. Cenab-ı Hak lütfetti, kalktım. Abdestimi aldım Rabbimin lütfuyla. Yine Rabbimin lütfuyla namazı kıldım. Rabbimizin vaadine göre çok şeyler kazandım. Benim hayat arkadaşım, yatakta yatan bir yatağı paylaştığımız, çocuklarımızın annesi ve hayat arkadaşım, sırlarımı paylaştım. Dünyada beraber olmakla mutluluk duydum. Ahirette, cennette de yine beraber olmak istediğim eşim, bu nimetlerden niye mahrum olsun? Eşini de uyandırıyor. وَاَيْقَضَ اِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ Haydi hanım, kalk canım, sen de kıl namazını diyor. Tatlı bir şekilde onu kaldırıyor. O da alıyor abdestini, namazını kılıyor. Ne oluyor? İkisi de o güzellikten istifade ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği, rahmetiyle tecelli ettiği o vakitten karı koca hep beraber istifade ediyorlar. Hem kendileri adına, hem çocukları adına, hem anneleri babaları adına, hem de ümmeti Muhammed adına duanın makbul olduğu bir saatte dua etmiş oluyorlar. İşte Allah Celle Celaluhu bu erkeğe kendisi kalkmış, namaz kılmış, eşini kaldırmış, o da namaz kılmış. Bu erkeğe rahmetiyle tecelli eylesin, tecelli eder buyuruyor.
فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ ف۪ي وَجْهِهَا الْمَاءَ Bu erkek eşinin manevi kazancına o kadar aşıktır ki illa ben kazanıyorum, o da kazansın, mahrum olmasın düşüncesine sahiptir. Eşine hanım kalk sen de namaz kıl dediğinde uykusu ağır olduğundan dolayı ıh demiştir, mıh demiştir, kalkamamıştır. Uykusu ağır olduğundan dolayı kalkamayan eşine elini ıslatıyor, yüzüne biraz su serpiyor. Bunu kaldırabilecek karakteri var tabii. Ve dolayısıyla suyun biliyorsunuz kaldırma gücü var. Denizde, okyanuslarda bu kadar vapurları kaldırıyor. İşte yataktakini de kaldırır. Hem de yataktakini az bir su kaldırıyor. Denizde, okyanustakini ancak okyanusun o derin suları kaldırıyor, o büyük gemileri batmıyorlar. Ama yataktaki eşimizi kaldırmak için suyun kaldırma gücünü kullanabiliriz. İhtiyaç ona geldiği zaman tatlı bir şekilde efendim yüzüne suyu serptiğimiz zaman aynen gemi gibi ayağa kalkmış olur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi kalkmış, namaz kılmış. Eşine de kalk haydi namaz kıl demiş. Ama eşi uykusu ağır olduğundan dolayı kalkmak istemediğinden dolayı değil. Hani adam kalkmak istemiyorsa erkek olsun kadın olsun zorla kaldırmak doğru olmaz. Bu iradeyle olacak, tercihle olacaktır. Ancak birçok insan kalkmak ister ama kalkamaz. Hatta bazen olur ki talebeler idarecilere, gece bekçi olanlara derler ki, belletmen olanlara derler ki, beni şu saatte kaldır. Kendisi söylüyor, şu saatte beni kaldır. Sonra geliyor, belletmen onu kaldırıyor. Kalk yavrum, hadi kalk yavrum, muh diyor, muh diyor. Yani yatarken kalkmak niyetinde ama uyku ağır olduğu için kalkması kolay olmuyor. Bazen saatimizi kuruyoruz. Efendim çalıyor, çalıyor, çalıyor. Bazen bir tokat atıyoruz ona, kes sesini diyoruz uyku esnasında. Bu sefer sesini kesiyor. Ama biz de kalkamamış oluyoruz. Yani kadın olsun, erkek olsun, mecbur olmayan, farz olmayan namazlarda ısrar etmek doğru olmaz. Yani baskı yapmak doğru olmaz. İsrar derken baskı yapmak doğru olmaz. Çünkü ibadetlerde esas olan rıza ile olmasıdır. Bu farz namazlarla da bunu kıyaslamamak lazım. Farz namazlarda insan biraz daha dik durabilir. Kalkmak istiyor. Beni de kaldır beyefendi diyor. Kalkamazsam yardımcı ol bana diyor. İşte yardımcı nasıl olacağız? Haydi hanım kalk, haydi canım kalk diyeceğiz. Kalktı kalktı febiha ve nimet. Eğer kalkmadıysa bu sefer okyanustaki suyun kaldırma gücünden istifade ederek yüzüne biraz serpmiş olacağız. Evet, kaldırdı namaz kıldı veyahut da kadın ıhmıh yaptıysa yüzüne biraz su serpti, uyandırdı ve namaz kıldı. Allah bu erkeğe bu gayretinden dolayı rahmetiyle tecelli eder. Rahimallahu imra'aten qamet minel-leyli fasallat. Şimdi nöbet geldi kadına. Allah Celle Celaluhu o kadına rahmetiyle tecelli eder ki o kadın gece kalkmıştır, aşk-ı ilahiyle yanıp tutuşmuştur, abdestini almış namazını kılmıştır. Namazını kılınca kendi kendine düşündü. Allah bana nasip etti, kalktım, abdestimi aldım, namazımı kıldım. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bana nasibidir, lütfudur, keremidir. Vaadine göre bana efendim akıl almaz nimetler verecektir. Bu muvaffak kıldığı ibadetten dolayı. Peki ben bu güzelliğe şimdi sahip oldum. Yatakta yatan benim hayat arkadaşım var. O da aynı güzelliğe sahip olmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna mazhar olmalıdır anlayışıyla gidiyor. Efendim, efendim, beyefendi. Selamun aleyküm. Haydi kalk, teheccüd namazını kıl. Haydi kalk, haydi canım kalk diyor. O da kalkıyor, namazını kılıyor. Birincisinde erkek önce kalkıyor, kadına yardım ediyor. İkincisinde ise bu sefer pozisyon değişiyor. Kadın daha akıllı, daha uyanık veyahut da uykusu daha hafif kalkmıştır. Köşeyi bu dönüyor şimdi. Kendisi kalktı, öbürünü de kaldırmak, kocasını da kaldırmak suretiyle onu da kılacağın namaz kadar o da mükafat almış olacak sebep olduğundan dolayı. Birincisinde de erkek kadının kılacağı namaz kadar
kılmış sayılacak sebep olduğundan dolayı. Şimdi erkek kalkıyor, namazını kılıyor. Fein eba, bir de bakıyorsun ki kadın erkeğe kalk diyor, hadi teheccüde diyor, ıh diyor, mıh diyor, sağa dönüyor, sola dönüyor. Nevahat fi vecihil ma, kadın bu sefer suyun kaldırma gücünü kendisi kullanıyor. Yatakta yatan bir gemi vardır, bu gemi kalkması lazım. Okyanusu yatağa çağırıyor, yani espri olarak söylüyorum, okyanustan suyu alıyor. Zaten aldığımız su okyanusun suyudur. Yani sonuçta sular okyanusta birleşiyorlar. Mesela burada kibar bir şekilde, o da kalkmaya niyeti vardır. Beni kaldır hanım, sen erken kalkıyorsun veyahut da erken uyanıyorsun, rahat uyanıyorsun. Benim uykum ağırdır, beni uyandır. Baktın ki uyanamıyorum, okyanusta bana biraz su serp diyor. O da bunu sonuna kadar kullanıyor. Ne erkek kadına ne de kadın erkeğe bunu zorla yaptıramaz. Yaptırması da doğru olmaz. Ters teper bu, ibadete karşı soğukluk oluşturur. Onun için bu severek olması lazım. Kalkmak istiyorum. Nice insanlar vardır ki gece kalkmak isterler ama gücü yetmiyor. Niçin yetmiyor? Uykusu ağırdır. Uykusu ağırdır. Evet, Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifteki pehlivan kadın ve pehlivan erkek geceleri kalkıyor, namaz kılıyor. Eşinin namazını da çok önemsiyor. Onu da kaldırıp namaz kıldırtıyor ona. Eğer iba eder, yani uyku ağırlığı basar da eşi hemen kalkıp namazını kılmazsa, bu sefer ikinci B planını uyguluyor. Suyun kaldırma gücüyle onu yine nazik ve kibar bir şekilde kaldırmaya çalışıyor. Bu gayret, ailedeki bu gayret mükemmel bir gayrettir. Allah Celle Celaluhu bu gayretle ailesini şereflendiren, evini şereflendiren anne ve babanın çocuklarına hidayeti esirgemez. Biiznillahü Teala esirgemez. وَعَنْ اَب۪ي اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Ebu Umame radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda tanımadığım, bilmediğim birisi şöyle soru sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ. Duaların içerisinde Cenab-ı Hakk'ın en çok kulak verdiği, yani kabule şayan gördüğü dua hangi duadır? Soru bu. En mebrur dua, en makbul dua hangi duadır diye soruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e birisi. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki, cevful leylil ahiru ve duburus salavatil mektubat. İki tane vakit söylüyor ibadetin, duanın gerçekten müstecab olduğu, Rabbimizin kale aldığı, nazarı itibara aldığı efendim iki tane vakit vardır. Bunlardan bir tanesi gecenin son üçte biri. Üçte ikisi geçiyor, üçte biri kaldığı zaman Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri duayı en çok kabul ettiği anlardan birisidir. Malumunuz gecenin üçte ikisi, üçte biri bize göredir. Biz burada gecenin üçte birini idrak ederken Almanya'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de onlar gündüz içerisindedirler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her bölgenin üçte biri, gecenin üçte biri geçtiğinde oradaki insanlara güneşi efendim nasıl ki böyle münavebeten gönderiyorsa, bugün güneş burada ise bir saat sonra bir başka yerde, bir saat sonra daha ileride olmayan yerlere doğru gidiyorsa, bu rahmet tecellisi de dünyanın her tarafına bu şekilde ulaşmış oluyor kıymetli izleyenler. Öyleyse biz kendimiz için, işimiz için, eşimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, dünyamız için, ahiretimiz için ciddi manada dua edecek olduğumuzda vakit olarak nereyi seçmeliyiz? Gecenin son üçte birini seçmeliyiz. İkincisi de ve dubura salavatil mektubati, farz olan namazlardan sonra. Her namazdan sonra dua müstecaptır ama bilhassa farz olan namazlar.
diyelim ki öğle namazını kıldık, dua ediyoruz, sabah namazını kıldık, dua ediyoruz, vakit namazlarını kıldık, dua ediyoruz. O farz namazlardan sonra yapılan dua, müstecab olan dualardandır. Buradan şunu anlamayalım, yani farzı kılar kılmaz yapılan dua anlamında değildir. Yani içerisinde farz bir namaz varsa, o namazdan sonra yapılan dua, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin en çok kabul ettiği dualardandır. Bundan dolayıdır ki, büyüklerimiz, selef-i salihimiz, bilhassa Osmanlı uygulamasında camilerde farz namazlardan sonra tesbihatı sünnetten sonraya bırakırlar. Ama sünnetlerden sonra da olsa tesbihatı ve duayı çok önemserlerdi. Yani hassas olan camilerde bir kişi kalkmazdı dua bitmeden. Çünkü duanın orada iki tane önemli noktası var. Bir, farz olan namazlardan sonra gerçekten müstecab olduğu bir vakit. Bir de orada bir sürü insan var. Beraber amin dediğimiz insan var. Cenab-ı Hak şunu yapmaz Celle Celaluhu. 100 kişi amin diyor. 50 tanesinin aminini kabul ettim, 50 tanesini kabul etmedim demez. Cenab-ı Hak kabul ederse o duasını kabul ettiği insanlar hürmetine diğerlerini de kabul eder. Diğerlerinin de duasını kabul eder. Bundan dolayıdır ki kalabalık cemaatler içerisinde yapılan aminler daha fazla efendim hüsnü kabul görmüş olabilir. Zira orada duası kabul edilen birisi varsa onun hürmetine diğerleri de kabul edilmiş olur. Bu vesileyle kıymetli izleyenlerim, farz namazlardan sonra camide cemaat vardır. Bu cemaat ne yapacaktır? Dualara amin diyecektir. İşte o amin de muteber olan amin zamanlarındandır. 5 vakit namazdan sonraki yapılan dualar. Bazı hoca efendilerimiz bilhassa Osmanlı kültürüyle yetişmiş olan, o adab ile müetteb olan hoca efendilerimiz camilerde sebepsiz ve mazeretsiz devamlı duaya katılmadan selam verdikten sonra hemen kalkıp gidenlerle ilgili ağır eleştiriler yapmışlardır. Bu işi engellemek için ağır eleştiriler yapmışlardır. Ha, doğru mudur değil midir ayrı bir konu da anlatmak istediğim nokta şurasıdır. Yani biz millet olarak bu hadis-i şerif ile ecdadımız amel etme noktasında farz namazlardan sonraki duaya gerçekten ihtimam gösterirlerdi. Millet olarak biz gösterirdik. Bir sonraki hadisi şerifimiz Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh Efendimiz'dendir. Ne diyor? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne fil cenneti gurafen yura zahiruha min batiniha ve batinuha min zahiriha. Cennette öyle mükemmel büyük köşkler vardır ki, öyle kaliteli köşkler vardır ki, içi dışından, dışı içinden gözükecek kalitede evsaftadır. Billur gibi köşkler vardır. Yüksek köşkler vardır. Peki, a'addehallahu, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bu köşkleri kim için hazırlamıştır? İçinin dışlardan, dışarısının içeriden gözükebildiği şeffaf, albenisi mükemmel köşkleri Allah Celle ve Aleyh Hazretleri kim için hazırlamıştır? A'addehallah bunları hazırlamıştır Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Kim için? Limen elânel kelam ve at'amet ta'am ve tâbe'as siyam وَصَلَّى بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٍ. Dört tane özelliği toplayan insanlara Allah Celle Celaluhu billur gibi yüksek köşkleri, dört tane vasfı toplayan insanlar için vaat etmiştir, hazırlamıştır. Birinci vasıfları nedir? لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامِ. Bazı rivayetlerde اَطَابَ الْكَلَامِ. Yani tatlı dilli olmuş, güler yüzlü tatlı dilli olmak var ya, insanlara böyle laf sokuşturan, hakaret eden, laflarıyla ezen değil de tatlı dillidir, tatlı sözlüdür. Bir bu. İkincisi,
وَاَطْعَمَ الطَّعَامِ İkinci olarak da cömert bir insandır. Dolayısıyla yemek yedirir, ekmek yedir, ekmekçidir derler ya. İnsanlara ikram eden, yemek yediren. Üçüncüsü وَتَابَعَ الصِّيَامِ Oruca da ihtimam gösteren, bol bol oruç tutan. Dördüncüsü وَصَلَّا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ İnsanlar uykuda iken kalkıp namaz kılan. Demek ki tatlı dilli olursa bir insan, bir de ekmekçi yani cömert bir insan, yemek yediren bir insan olursa, oruca da hassasiyet gösterirse, bir Ramazan orucu vardır ama Ramazan'dan sonra pazartesi, perşembe oruçları vardır, 13, 14, 15 orucu vardır. Haram aylarda perşembe, cuma, cumartesi oruçları vardır. Yani bunlar konusunda hassasiyet gösteriyor. Bir de betabe'siyen basalla billeyli ve nasuniye. İnsanlar uykudayken kalkıp namaz kılanlar var ya, işte onlarla ilgili. Vellezine yebitun li rabbihim succeden ve kıyama. Rableri için geceleri nasıl değerlendirirler? Gece deyince onlar ne anlarlar geceden? Horul horul uyumak, diziler seyretmek olarak geceyi görmezler. Geceyi Cenab-ı Hakk'ın büyük bir hazinesi olarak görürler. Dolayısıyla bir altın madeni bulan, bir cevher madeni bulan insan nasıl sevinirse, bunlar da geceyi, eğer Allah bize bu geceyi nasip ettiyse, bu gecenin içerisinde cevherler var. Cevherler ne ki? Dünyadaki altınlar ne ki? Tonlarca altın ne ki? Gecenin içerisinde Allah'ın sakladığı, efendim bizim için sakladığı şeyler başka şeylerle kıyaslanamaz. Allah Celle ve Ala Hazretleri, insanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılan, oruç konusunda ciddi ve hassas olan ve eli açık olup ikramcı olan, bir de üstelik derler ya, tatlı dilli, güler yüzlü olursa bu insan, Cenab-ı Hak onu yarın ahirette içi dışından, dışı içinden gözükecek köşklerde ağırlayacaktır. Eşleriyle beraber, çocuklarıyla beraber bu mükemmel cennetin nimetlerinde efendim gark olacaklar, dört köşe olacaklar. Rabbim her birimize bu güzelliği, bu güzel günleri görmeyi nasip eylesin. Yine bu konuyla ilgili hadis-i şerifler devam ediyor. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr el-As ona o diyor ki bana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ya Abdullah, ey Abdullah dikkat et. La tekun misle fulanin. Falanca kişi gibi olma. Kâne yekûmu minel-leyli gece kalkıp ibadet ediyor idi. Fetereke kıyâmel-leyli. Sonra gece ibadetini terk etti. Onun gibi olma. Yani ibadetlerde esas olan sürekliliktir kıymetli izleyenlerim. Bir gece kalktım, 20 rekat namaz kıldım, bir ay daha kalkmadım. Öyle yapmaktansa bir gece kalktım, 2 rekat kıldım, 20 gecede 40 rekat kılmış oldum. Hangisi daha iyi, birincisi mi, ikincisi mi? Elbette süreklilik önemlidir. Efzalul a'mali edvamuha ve inqal. Amellerin en faziletlisi, en devamlı olanıdır. Az da olsa. Hani damlaya damlaya göl olur. Meselesi biz az da olsa o efendim ibadetlerimize sürekliliği, ibadet az da olsa sürekliliği kazandırmamız lazım. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Falanca kişi teheccüd namazı kılardı, şimdi kılmıyor. Sen sakın onun gibi olma. Kâne yekûmu minel-leyli fetereke kıyâmel-leyli. Gece kalkıyordu, şimdi kalkmıyor, onun gibi yapma diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunu aslında bize söylüyor. İnsanoğlu böyle tembellik konusunda tabiri caizse yularını bir kaptırırsa şeytana ve şeytanın arkadaşı nefse toparlaması zor oluyor. Toparlaması zor oluyor. Onun için kaptırmamak lazım. Kalkamadığımız gece olursa mutlaka hemen estağfurullah deyip
üzüldüğümüzü, ezildiğimizi ifade etmemiz lazım. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an Uthmane İbni Ebi El-As radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini duydum. كَانَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوْقِضُ ف۪يهَا اَهْلَهُ Gecenin bir saatinde Davud aleyhisselam kalkardı, ibadetini yapardı ama belli bir saatte de eşini ve çocuklarını da kaldırırdı. Haydi siz de kalın bakayım derdi. Ve şöyle derdi, يَقُولُ şöyle derdi. Ya âle Davud, kûmû fasallû, fe inne hâzihi sâ'atun yestecîbullâhu azze ve celle fîhe'd-duâ, illâ lisâhirin ev uşşâr. Dermiş ki, ya âle Davud, ey Davud aleyhisselamın ehli, aile bireyleri, akrabaları, kûmû fasallû, kalkın, kalkın, namaz kılın. Kalkma saati, namaz kılma saatidir. فَاِنَّ هَذِهِ Çünkü bu saat سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪يهَ الدُّعَى Öyle bir saattir ki Allah Celle ve Ala Hazretleri bu saatte duaları kabul eder. اِلَّا لِسَاحِرٍ اَوْ عُشَّارٍ Ancak sihirbazın duasını kabul etmez. اَوْ عُشَّارٍ insanların malını zulmen alan efendim görevliler onlar için dua kabul edilmez. Bunların dışındakilerin duası kabul edilir buyuruyor. Kıymetli izleyenlerim bir sonraki hadisi şerifimizi Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz bizlere naklediyorlar, rivayet ediyorlar. Kâle semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini işittim. Kâne li Davûde aleyhisselam. Evet bu okuduğumuz hadis. Davud aleyhisselamın çoluğunu çocuğunu kaldırıp efendim ey Davud ehli kalkın namaz kılın. Kalkın namaz kılın. Zira bu saat fe inne hâzî sa'atun öyle bir saattir ki يَسْتَجِيبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪يهَ الدُّعَى Bu saatte Allah duayı kabul eder. اِلَّا لِسَاحِرٍ اَوْشَّارٍ Ancak sihirbazın duasını kabul etmez. Bir de devletteki gücünü kullanarak insanlara zulmeden kişilerin de duasını kabul etmez. Çünkü mazlumun ahını almışlardır onlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المفروضة Farz namazlardan sonra sevabı en çok olan salatun fi cevfil leyli gecenin içerisinde kılınan o teheccüd namazıdır. Şimdi namazlarda en faziletli namaz elbette farzların namaz sevabı ile diğer namazlar kıyaslanamaz. Ama teheccüd namazı diğer yani öğlenin sünneti, ikindinin sünneti, akşamın yasının sünnetleri bunlardan daha faziletli midir, değil midir? Bu konuda farklı görüşler elbette vardır. Bazıları gece teheccüd namazının daha faziletli olduğunu, bazıların revatip sünnetlerin, müekket sünnetlerin daha faziletli olduğunu iddia etmişlerdir. Yeter ki biz kılalım, faziletini, mükafatını zaten Allah verecek Celle Celaluhu. Bizim aklımız o mükafatları anlayacak bir matematik gücüne sahip değildir. وعنه قال جاء رجل yine Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz diyor ki adamın biri geldi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fekale şöyle dedi inne fulanen yusalli leyle asbaha sariqa falanca kişi var ya geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıyor ama gündüz de hırsızlık yapıyor diyor gündüz de hırsızlık yapıyor hani derler ya ne biçim lahana turşusu ne biçim perhiz Evet, inne fulanen yusalli leyle gece namaz kılıyor. Fe ize asbaha saraka. Sabah olunca da gündüz, hani gece külahlı gündüz, gündüz külahlı gece silahlı derler ya, hırsızlık yapıyor. Fekale aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu ki, innehu seyenhâhu mâ tegûl. Yani senin söylediğin gerçekse, o namaz onu bu işten vazgeçirecek, tevbe ettirecek ona. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
nereye işaret etmiş oldu? Hani Ankebut suresinde Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Estaizu billah inna salate tenha anil fahşai vel münker ve akimis salah Habibim namazı dosdoğru kıl. Ey ümmeti Muhammed, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsında hepinize söylüyorum, namazlarınızı dosdoğru kılın. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz o dosdoğru kılınan namaz insanı bütün kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar buyuruyor. Demek ki namazda böyle bir fonksiyon var. Bizi kötülüklerden alıkoyma fonksiyonu vardır. Etkisi vardır. Buna herkesin, yani böyle bir etkileyiciye herkesin ihtiyacı var. Çünkü nefis bir tarafa çekiyor, şeytan bir tarafa çekiyor, şeytan gibi insanlar bir tarafa çekiyor. Eşler bazen bir tarafa çekiyor, çocuklar bir tarafa çekiyor. İnsan diyor ki ya benim de bir kafa var, bunların altına nasıl kalkacağım diyor. Evet. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. O dosdoğru kılınan namaz insanı kötülüklerden ve çirkinliklerden uzaklaştırır diyor. Dolayısıyla bu adam gece kalkıp teheccüd namazı kılıyorsa buna biraz daha devam ettikçe o onun tabiri caizse imanını pompalayacaktır. Bu günahtan onu vazgeçirecektir. Yani hem bu ibadete devam edecek hem hırsızlığa devam edecek. Bu kesinlikle olmaz. Sabret, seyret der gibi oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peki kıymetli izleyenlerim, bu konuda birkaç tane daha hadis-i şerifi okuyarak mevzuyu tamamlamış olayım. Ebu Sa'id radıyallahu anh der ki, bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz derler ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَيْقَضَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى يَا وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا Bir insan eşini uyandırdı gece. Beraber namaz kıldılar. Veya kendisi iki rekat namaz kıldı. كُتِبَا فِي الذَّاكِر۪ينَ وَالذَّاكِرَاتِ Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, اَعَدَّ lehum مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah-u Teala onlara büyük ücret ve büyük bir mağfiret vaat etmiştir. Evet. اَعَدَّ Bu gruba girmiş olur. Ne diyor? اِذَا اَيْقَضَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ Aile bireylerini gece kaldırsa فَصَلَّيَا اَوْصَلَّا رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا Efendim iki rekat fesalleye namaz kılsa ikisi evsalle rekateyni cemiyen veya topluca iki rekat namaz kıldılar. Cemaatle namaz kıldılar. Kütübe fiddakirine ve zâkirâti. Bu aile halkı Allah'ı çokça zikreden erkeklerden ve çokça zikredilen kadınlardan kabul edilmiş olurlar. An İbn Abbasin radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eşrafu ümmeti hamaletul Kur'an'ı ve ashabul leyl. Ümmetimin en şerefleri Kur'an-ı Kerim'e hamil olanlar, taşıyanlar ve gece ashabıdır. Yani geceleri kalkıp Allah'a yalvaran, zikirle, fikirle meşgul olan, cihatla meşgul olan insanlar. İkisi birden. Yani bir taraftan hem ehli Kur'an'dır, hamili Kur'an'dır hem de geceleri kalkıp namaza devam ediyor. Ashabul Leyl dediğine göre bu onun adetidir, prensibidir. Bundan bunu anlamış oluyoruz. Beyhaki Şuabul İman'da bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ve an İbn-i Ömer'e radıyallahu anhüme Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah der ki enne ebâhu Ömer ibn-el Hattab radıyallahu anh babası Hazreti Ömer kâni yusalli minel leyli maşallah. Gece dilediği kadar namaz kılardı. Hatta ki idâ kâne min âhiril leyli gecenin son zamanı yaklaşınca eyqadâ ehlehu lissalâti çoluğunu çocuğunu namaza kaldırırdı. Yekûlü lehum onlara derdi ki as-salâ haydın namaza sümme yetlu hâzihil âyete sonra şu ayeti okurdu. Estaizu billah ve emur ehleke bis-salâti ve-stabir aleyhâ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Habibim, aile bireylerine namazı emret. Ehline namazı emret. Sen de namaza ısrarla devam et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا Biz senden rızık istemiyoruz. نَحْنُ نَرْزُقُكَ Senin de rızkını biz veriyoruz. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Sonuç takvaya aittir. Evet,
gecenin teheccüd namazı ile ilgili fazileti ile ilgili hadis-i şeriflerimiz de burada nihayete ermiştir kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbim hayırlı Ramazanlar nasip eylesin. Mebrur ve makbul namazlar, oruçlar, zekatlar, fitreler ve mukabeleler nasip eylesin. Rabbim kazasız belasız Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya etmeyi, mağfurin zümresine katılarak ahirete intikal etmeyi cümlemize nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı teravihler, hayırlı oruçlar, mebrur ve makbul dualar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.